Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Aslında size günaydın mı demeliyim. Çünkü ben yeni uyandım. Bugün yine evdeyim. Artık dışarı çıkmak istiyorum ama bir çare yok gerçekten. Bugün size karantinada neler yaptığımı, bir günümü nasıl geçirdiğimi bunları göstereceğim. Evet, biliyorsunuz son video bugün yayınlanacak. Son videom da mutfakta. Artık kahve yapmak istiyorum. Hiçbir şey yemedim. Vallahi öleceğim, bayılacağım, düşeceğim. Mısır gevreği mi yeseydim ben ya? Yeah. Ay, mısır gevreği yok ki. Yapalım mı? Şimdi ben kahvaltıda ne yesem? Yumurta mı kaynatsam? Yoksa normal bir süt ve mısır gevreği mi yesem? Hiçbir fikrim yok. İlk önce kahve içiyorum şimdi. Uykum açıldı zaten. Camış gibi uyuyorum kaç saattir. Yalan mı? Bizim düzenli olarak Bursa'dayken de yaptığımız bir etkinlik var her sabah. Aşkı Memnu izlemeyi. 80'leri de seviyorum. 80. Hiç karnım acıkmıyor biliyor musun? 3 gündür bir şey yemiyorum arkadaşlar. Ama böyle olmaz. 3 gündür bir şey yemiyorum. Ve midem küçüldü yani gibi. Hiçbir şey istemiyor şu an canım. Yumurta yesem mi acaba? Kaynamış yumurta. Haşlayayım o zaman. Ya millet böyle evde ev vlogu çekerken şey yapıyorlar. Hazır kahvaltı, yumurta hazırlıyor, avokado pişiriyor falan. Ben diyorum azıcık salata yiyeyim mi azıcık? İşte ben bir sürü şey sipariş etmiştim arkadaşlar. Onlar gelmiş. Bu arada sakımı gördüm sanki orada. Anne inşallah tablolar gelmiştir. Çünkü ben bugün duvara asacaktım. Hem de videoya çekecektim YouTube için. Karantinada bir günüm adlı bir vlog çekip onun içerisine koyayım dedim. İçerisine sıkıştırayım. Ay saç geliyor sürekli. Allah'tan bir parlatıcı sürdüm, makyaj yaptım. Pişman ettiler beni ya. Bunda tablolar yok ama. Bak gelin bugün de gelmezse onlar var ya. Onlar bugün gelir. Ağlarım. İnşallah bugün gelir çünkü sizinle birlikte duvar şey asma bir şeyler videosu yapacaktım. Kolt terapisi. Nevresim takımı aldım. Nevresim takımı bu. Filli falan böyle. Artık görürsünüz ev bile onda ya. Evet. Bunlar da filli ama biraz rengi daha canlı duruyordu tabii ki internette. İnternette rengi daha canlı duruyor veya daha büyük duruyor arkadaşlar. Sonra geliyor. Duvarda filli, yastık filli, nevresim takımı filli, kot gövdesi filli. Bu ne? Gördüler seni yıkılacağını. Yıkılmadım, ayaktayım. Kendimle baş başayım. Ne ki bu ya? Bu ne? Dünyalar kadar sarmışlar psikolojimi bu. Arkadaşlar dur Allah'ım göz. Baksanıza ya şimdi az önce paketin iki tane sarmışlar. Bantlamış. Ne var acaba bunun içinde? Şu an o kadar merak ediyorum ki ben. What we do here is go back. Şimdi TikTok'a bir tane video attım biliyorsunuz bugün 1 Nisan. Ama kimse yemiyor. Ne için yemiyorsunuz? Size bir şaka yapacaktım. Neden yemiyorsunuz ya? Keşke 2 gün öncesinden falan aklıma gelseydi. Unutmuşum ben 1 Nisan olduğunu. Bakın şu videoyu aldım. Sana da söylemem. Gerçekten ne kadar doğru bilmiyorum ama. Hiç doğru değil. İnanmayacaksınız. 1 Nisan şakası diyeceksiniz. Bunu söylüyorum çünkü yani bu söylediğim gerçek. Uzun süredir düşündüğüm bir karar TikTok'u bırakmak. Çünkü gerçekten YouTube artık daha fazla öğüt vermiyor. Böyle bir video paylaştım ama şimdi yorumlarını okuyalım mı? Net 1 Nisan bu. Allah Allah, nasıl tam 1 Nisan'a denk geldi acaba? Bir de bayağı like almış bu yorumlar. Daha yeni attım. 1 Nisan şakası çünkü sen bizi bırakmazsın. Evet doğru, gerçekten doğru demiş burada. Abla bırakma, seni çok seviyorum. Ya yerim. Başka 1 Nisan şakası. Hiç kimse inanmamış ya. Sonra bir tane daha video çektim. Birazcık inansaydınız eğer şunu paylaşacaktım.
Açıklamasını bile hazırladım. Daha fazla dayanamıyorum. Siz benim canımın ciğerisiniz. Bırakmam. 1 Nisan kutlu olsun. Şunu çektim. Zaten de çok tatlılar ya, yatak odasına mı assam? Ama burada yayın açıyorum. Benim her gün yayın açtığımı TikTok'taki yayınlarımı izleyenler bilir. Şimdi ben bu saatlerde yayınlarımı açmayı açıkçası daha çok seviyorum. Şimdi yayın açacağım. 1 Nisan şakası yapmıştım. Kimse inanmamıştı. Yayında birazcık onu devam ettirmeye çalışacağım. Bakalım tepkileri neler olacak. Sesimi falan birazcık böyle kötü yapacağım. Yani daha doğrusu bakalım tepkileriniz neler olacak. Şu an bu videoyu da izleyen, bak o kamerayı ne o ses çıkar. Yayını izlemiş olanlar varsa hemen bu saniye ve dakikayı alarak yazabilirler yorumlara. Şimdi birazcık şöyle uzaklaştıralım bunu ve açalım yayınımızı. Yayının başlığını da önemli açıklama yapıyorum. Üzgünüm, üzgünüm ama akşam açıklayacağım arkadaşlar. Açıklama, son yayın. Yayının başlığını önemli açıklama, son yayın yaptım. Şimdi de bir tane de fotoğraf seçeyim. Azıcık şakamı devam ettireyim. Bakalım, inanmıyorlar ama. Profil fotoğrafını seçemiyorum, şaka gibi ya. Kalsın bu eskisi, neyse. Açtım bakalım. Üzgün olmalıyım. Hoş geldiniz. Nasılsın abla? İyiyim. İyi sayılırım yani. Ay, toz neredeymiş böyle. Sevgilin duvar nerede abla? Şey diyormuşum, sevgilin yeni duvar. TikTok'u bırakmamı istedi. Arkadaşlar tam bugüne denk gelmesi gerçekten inandırıcı değil. Bakın ben de cidden ben de inanmazdım. Gerçekten ben de inanmazdım. Ya şöyle bir şey var. Buna üzülmenize gerçekten gerek yok. Bu açtığımda son yayın olacak. 1 Nisan şakası değil arkadaşlar. Yani bugüne gelmesi inandırıcı değil. Ama ben bunu uzun süredir düşünüyordum. Zaten birkaç kez YouTube videolarımda, storylerimde falan söyledim. Hani belki izleyenleriniz varsa biliyorsunuzdur. YouTube'da sizinle daha fazla iletişime geçtiğimi düşünüyorum. Mesela YouTube'a istemez misiniz? 2 günde, 3 günde bir video gelsin. Sizi bırakmıyorum arkadaşlar. Zaten Instagram'da, YouTube'da falan her zaman aktif olacağım. Sizi hiçbir şekilde bırakmıyorum. Bu da son yayın olsun istedim. Böyle bir açıklama yayını açayım dedim. Sen buraya aitsin. Hayır. Ama ağlamayın. Öyle şeyler atmayın. Abla ne olur 1 Nisan şakası olsun. Ya, bir de şey yani çok fazla olay falan yaşadım yani. Burada artık uğraşmak istemiyorum biraz onlarla. Sizi bırakmıyorum. Sizi asla bırakmam. Ben buna zaten söz verdim. Evet ben burayla başladım. Gerçekten. TikTok'la beni tanıdınız ama ya aynı şeyleri sürekli tekrarladığımı düşünüyorum artık. Yani TikTok'u kullanan herkes böyle genelde. Yeni bir challenge, yeni bir şarkı. TikTok harika bir platform gerçekten. Çok seviyorum. Sizi de iyi ki benimle tanıştırdınız. Sizi gerçekten çok seviyorum. TikTok'u da gerçekten çok seviyorum. Yine TikTok izlemeye bir şekilde devam ederim. Cer, Altrefan teşekkürler. Bunu 2-3 aydır düşünüyorum. Yani nasıl söylesem falan filan. Bakın gerçekten inanın benim Ezgi abla şaka yaptı dün. 1 Nisan olduğundan öyle haberim oldu. Siz düşünün daha yeni yani. 1 Nisan falan gerçekten tarihten haberim yoktu. Şu anda YouTube için şey çekiyorum. Karantinada bir günüm. Ya sizi yerim ona ya. Şunu al. Yazın bakalım. Neler yazıyorsunuz? Hayır 1 Nisan değil. Zaten YouTube videosunda da izlersiniz. Aa. Arkadaşlar daha fazla dayanamadım. Attım o size gösterdiğim en baştaki videoyu. Şimdi gelen yorumlara bir bakalım. Ne yazmışlar? Ben yazdım ki hiçbir yere gitmiyorum. Daha 10 milyon olacağız yazdım. Biri yazmış ki ben de sen hesabı kapatıyorsun diye son videomu atıyordum.
İyi ki bırakmıyorsun abla, sen çok korkmuştum. Seni çok severim. Of ya, çok korkmuştum, bırakma bizi. Yanacağım. Neyse, azıcık şimdi biraz YouTube'da falan dolanayım ya. Çok canım sıkıldı anne.